Zirve karavan. Her arabada başka müzik çalıyor. Nasıl keyifli bir ortam bu ya. Gel bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun? İyi, çalışıyoruz. Aynen, devam. Ah, bebekleri yetiştiriyorsun. Yetiştiriyoruz, aynen. Eyvallah abi ya. Çok güzel ya. Beni de bir gün semi entegreci yaptıracaksın ya. Yaptıracağım. Ya olacağım, olacağım. Aynen. Çok yakındır yani. Çok yakında. Olay bu, olay bu ya. İki oda bir salon. Evet abi, tentenin ayağı. Tentenin ayağı lazım. Önce şöyle bağlamak için. Evet, camımız herhalde burada. Camlar burada abi. Güneş panelleri 2 tane 100. Güneş paneli, 100 sen var dedin ya, 3 tane ben şey takarım diye. Onu yukarıki duruma göre hareket ediyor. Sen şimdi hekilleri nasıl aldın? Heki 50'ye 70 arkaya. Arkaya büyük takacağız. Ön tarafa. Öne sadece tuvaletin üstüne 28'imiz. He, o zaman. Onlar da burada abi. Fiyan var. Abi Erim'le işimizi bitirdik. Kabloları tamam çekti, gördüğün süper gibi. Süper, gördüm. Müthiş bir işçilik çıkardı. Evet. Sen de sağ olsun. İnşallah devamını da biz çıkaracağız. İnşallah. biz de üzerimize düşeni yapacağız. Tabii ki bundan sonra biz bunları takacağız. Bundan sonra da bir durum olursa biz elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız. Yaparız da, hiç problem değil. Eyvallah. Takıldığın bir nokta olursa eyvallah. Her zaman bir omuz atarız. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet, biz şimdi birazcık fizibilite yapacağız. Ne nereye gelecek? Ona göre ben herhalde bir hafta 10 gün buradayım değil mi abi? Sürmez o kadar. Bakalım, içeride bir yoğunluğumuz var. Ben de bir haftadır yoktum. Geldim içerisine, böyle 1-2 gün bir toparlarız. Ondan sonra ben 1-2 gün için hallederiz. Çok bir işimiz yok esasında. Tamam. Tamam abi. Halledeceğiz. Süper. Abi yarın kaçta geleyim? Abi yarın sabah 8.30'da burada ol. Mesaine geç kalma. Tamam abi. Abi görüşürüz. Abicim görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Sağ olasın. En kısa zamanda işi bitireceğiz inşallah. Eyvallah. Sabah eyvallah buradayım. Eyvallah. Tamam. Peki. Haydi görüşürüz. Hadi sağ olasın. Poğaça poğaça lazım mı? Az var hepsimizde. Sıkıntı yok. Eyvallah. Sağ olasın. Haydi görüşürüz. Sağ ol. Evet. Usta ellere teslim ettim. Şimdi yolun karşısına bizim atölyeye geçeceğim. Tabii Mücahit abi tamamını yapmayacak tabii. Bir kısmını böyle hızlı hızlı bitirmek için doğuma yetiştirmeye çalışıyorum dostlar. Yani Esra inanmadı bana, hayatta yetişmez dedi ama farklı bir yöntemle yetiştirmeye çalışacağım. Nedir bu yöntem? İşte farklı farklı firmalarla, işinin ehli firmalarla bitirmeye çalışacağım kısa sürede. İnşallah biter. Şimdi bizim yavruya yer açtın. Abi senin yavruyu hazırlıklar yapıyoruz şu anda, yeri açtık. İnşallah camlardan başlayacağız. Camları bir halledelim, sırasıyla diğerlerini de halledeceğiz. Ben de o esnada semi entegrelere bir bakayım, iç geçireyim abi. Çok yakında seni de semi entegreci yapacağız inşallah. Kesinlikle, en büyük hayalim abi, en büyük. İnşallah. Ama bir bak tabii bakalım, bir yorumlayalım beraber nasıl olmuş araçlar. Önce güzel bir araba bulmak lazım değil mi onun için? Kesinlikle. En büyük dert. Şu anda en büyük sıkıntı arabayla alakalı. Çünkü şu anda düzgün, kilometresi düşük, araç bulamıyoruz. En büyük sıkıntımız o. Umarım en kısa zamanda bu 5 yaş sınırına bir çözüm gelir. Biz de kendi yatırımlarımızı ona göre yaparız. Şu anda hiçbir şey yapamıyoruz çünkü araç bulamıyoruz. Araç olmadığı için yani neyin yatırımını yapacağız onu da bilmiyorum yani. Şu anki durumumuz bu şekilde. Ölü arabalara yatırım oluyor. Aynen öyle ya. Arabalar ölmüş bitmiş. Biz üzerine bir sürü emek sarf ediyoruz. Araç yapıyoruz. Yani yazık yani şu anki durumda. Ben o zaman geziyorum abi. Sen bir bak bakalım. Ondan sonra bir içeride dedikodusunu yapalım.
camlar ısı camlı, çift cam. Arasından tel çalışmıyor. Onun için sökmesi zor oluyor. Bu ikisini kıracağız. Zaten artık bir işe yaramaz. Yenisini takacağız inşallah. Kırın abi. Arabamızı parçaladı be. Evet. Şu anda fiyanmayı açıyoruz. Evet abi. Kutunda ne hissediyorsun? Abi vallahi beyaz hissediyorum. Beyaz mı? Ana beyaz çıktı. Abi millet iPhone kutusu açılışı yapar, bizim açtığımız kutuya bak ya. Abi iPhone kadar var ya. Şöyle geçelim. Gölgede hep seni hatırlayacağız ha. Oo, aynen. Gölgede hep ben aklıma geliyor. Evet abi. Buradan. İşlemlere başlamadan önce tente takılması önemli değil mi abi? Aynen abi. Çünkü bunun bağlantıları üstten yapıldığı için ve içeriden bunu güzel monte etmek lazım. İçerisini kapatınca bunları monte etme şansın yok. Yani dışarıdan bağlarsın, o da sağlıklı olmaz. Ama bu şekilde içeriden güzel bağlarsa hiçbir problem yaşamazsın. Günde kaç kilometre yapıyorsun abi böyle? 3-2-3-2-3. Vay! Bir dakika abi. Geçtim abi. Evet, Heki'nin ilk deliği açıldı. Bir tane de buradan da böyle. Şimdi şablonumuzu bulalım, yukarıdan istedim ve keselim. Evet. Bir çocuk bekliyorum efendim bir ay sonra. Aa, hayırlı olsun. Evet. Bu da ilgimi çekti. Evet. Biraz bahseder misin? Ya çocuk eğlenmek karavanda gerçekten bir iş. Gördüğün gibi bazı kitaplarımız var. Bir eşim yabancısı, işte Yeni Zelandalı. Çocuklar biraz İngilizce, biraz Türkçe konuşuyor. İçeride önemli derecede vakit geçirdiğimiz için dizaynda buraya bir joystick masa koyduk. İçeride kışın burası U tipi bir şey oluyor. Burada yemek yediriyoruz ve burada hepimiz yatabiliyoruz aynı anda çocukla beraber. Geniş tuttuk bu alanı. Onun için banyoyu biraz öneye getirdik. Ayrıca yaptığımız şey buradan çıkılan bir araç üstü çadırımız var. O da bize çocuk için geniş bir oyun alanı ve dört tarafa da görebildiği bir eğlence alanı. Tabii onun fermuarlarını kilitliyoruz. Herhangi bir düşme riski olmaması için. Öyle bir şey yaptırdık. Şimdilik iyi çalışıyor. Memnunuz gayet. Semih Entegreci yakaladım hemen. Evet. Merhaba. Merhabalar. Memnun musun abi Semih Entegre'den? Gerçekten memnunum. Şöyle ki kamplara gidiyoruz, arkadaşlarla konuşuyoruz. Baktığımız zaman herkes boyuttan şikayetçi. Bizimkinin boyutu hakikaten yani doğru seçim olmuş. 4 kişiyiz, rahat rahat. Küçük bir villa diyebilir miyiz abi Semih Entegre için? Gerçekten konforlu. Her şey var içinde yani kaloriferinden, banyosuna, kombisine gayet rahat yani. Depolama alanı bile çok büyük. Kamplarda karşılaşmak dileğiyle. İnşallah. Kamplara da inecek var. Evet. Oradan takip edebiliyoruz. Aynen. Aracı aynen. Görebiliyoruz. Evet. Tavsiye ederim. Ve şunu da söyleyeyim. Ben karavanı emeklilikte alacaktım. Bir arkadaşın yorumunu duydum. 47 yaşında aldım. Keşke 10 sene önce alsaydım deyince ertesi gün araştırmaya başladık. Ben de şu an 47 yaşındayım. Hakikaten bu işe gidecekseniz girin bir araba. Zevkli. Teşekkür ederim. Termosayı özlemişsindir diye getirmişsin. Çok zaman oldu. Ne almaya geldin buraya? Tentenin bir parçasını.
Tamam usta, hadi alalım. Hadi. Hemen ilgi alanına yaklaşı veriyorsun ya. Temizlik. İki tencereyi koyabileceğim mi anne? Gerçi üç de aynı yani. Üçünü birden de kullanamam yani. Kullanamazsın tabii. Ne yapacağım? Ne pişireceğim o kadar? Hayır. Pişiririz. O onun şeyi var mı showroom'da açığı? Şöyle bir durum var. Bunu haftaya görebileceksiniz. Ha. Küçük tencere koyduğunuzda problem yok ama biraz daha büyük tencere koyduğunuzda diğer modellerde biraz daha zorluk yaşayacaksınız. Bunda o zorluğu önleyen şey bu. Çok doğru ama sıkıntımız şu, yerimiz tezgah yok. Tezgah alanı. Sıkıntımız o yani. Ben anladım size, tezgah alanından dolayı olduğunun farkındayım. Evet, çünkü bütün şeyi kaplıyor, yoksa harika yani, müthiş bu. Uydurulabilirseydi bu güzeldi. Tamam, hı-hı, alternatiflerine bakarız, ben sorun değil. Alternatifleri... Oldu mu? Haftaya bakarız. Bence süper lavabosuz hali. Evet. Benim derdim şu, bak öbür ocak buraya kadar geliyor. Evet. Bak buradan buraya kadar. 51 mi 52 mi ne? Şu mesafesi daha kısa diğerine evet. Göre. Doğru. Evet. Benim derdim orada. Koridoru daraltıyor bu ocak. Diğer günlükte olan dediğimizde bunu sadece 50 saniye. Çok anladım. Çok başarılı değil mi? Evet, çok sağ olsun. Bu şık. Yani bunu mesela Taner kullanıyor kendisi. Aha. O tek yaşadığı için. Evet, ona şey. Aynısını Taner'e vermiş. Peki, başka bir soru bizim lavabo. Lavabomuz var büyük. Hayır, var onu biliyorum da o daha geniş ama buraya kadar değil mi? Yok, değil. O değil. Daha 41 o. 40. Okey. Sor bir niye geç geldin? Abi niye geç geldin? Bebişi görmeye gittik abi. Yapma ya. Vallahi. El salladı bize. Şiner gelişim, yerleşim çok iyi. Hala kız değil mi hocam? Hala kız. Nasıl'ın yalancısıyız. Ah. Ondan sonra öndeki 28'e 28'e takılmış. Ah. Şeyi de güneş panelini de hallettin mi sabah alabilirsin. Oh. Ya da öğlene. Tamam abi. Büyük emeğim var bu arabada. Yok. İlk kahveyi seninle içeceğim. İnşallah. Evet usta, neler yapıldı? Güneş panellerimiz, ekilerimizin montajı tamam. Şu an camlarımızı da taktık. Bir sıkıntısı yok. Bir su testi yapayım. Sonrasında su testi yapılacak. Sonrasında koltuklarla ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Süper abi. Vay. Güzel. Su testi. Bakalım su alıyor mu? İlk defa siz yıkıyorsunuz abi. İnşallah memnun kalırsınız. İnşallah. Yıldızınızı bekleriz. Prestij alırsanız Google'da çıkıyoruz. Eyvallah abi. 16 yıldır bu işi yapıyorum. Süper. Kesin. Hem de eski askerim ben. Oo ne güzel. Ne güzel abi. Disiplinliyim Allah'ın izniyle. Oo eyvallah. Cansın. Allah razı olsun. Sağ olun. Çek. Bakalım akmış mı su? Etrafında bir ıslanma yok. Süper. Ustanın kaynattığı yer, yetkin ustanın. Burada da bir sıkıntı yok. Bakıyoruz vida yerlerine. Hiçbir sıkıntı yok. Ellerine sağlık Mücahit abi ve Zirve Karavan ekibi. Burada da bir şey yok. Mücahit abi Dyson'dan sakınmamış. Basmış Dyson'ı. Hiçbir şey akmıyor. Ellerinize sağlık. Evet. İstikamet Sanayi Sitesi. Ne haber abi? Eyvallah. Nasılsın? İyi. Otuk. He. Bir satım çöküyor. He, 5 santim. Çektik hani sen çektik. Rahat oluyor mu yoksa düşük olsun mu? Yani çok düşük olmasın abi. Buraya bir profil gireceğiz. Heh. Onun yükünü, yani koltuğun yükünü profile. Heh. Süper abi, olur. Bu koltuk için de Via Karavan'a teşekkür ediyorum. Sadece bu mu? Bunun için de. Hüseyin abi çok güzel bir firma ile buluşturdu bizi, pilot koltukları. İnanılmaz rahat. Olmuş mu istediğin gibi? Bir şey geliyor. Altı koca. Aha. Oo.
Sistem tamam diyorsun. Tamamdır abi, o kadar. Üçümü yaptık. Oh. Elinize sağlık usta. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Sağ ol abi. Bunu ne yapalım? Sanayiye geldiğimde soruyorum. Yeni genç kuşak sanayide yetişiyor mu, yetişmiyor mu? Yeni yeni yetişmeye başladı. Eskiden yoktu. Evet. Yeni yeni. Değil mi? Yetişiyor yavaş yavaş. Peki meslek liselerinin falan etkisi var mı? Daha iyi. Meslek liselerinden gelenler daha iyi. Bir şeyler biliyor. Değil mi? Evet. En azından bir eli bir anahtar tutmuş oluyor. Anahtar tutuyor, alışkanlık. Evet. Orada bir şeyler öğrenmiş. Benim kendi oğlum da meslek lisesi gidiyor. O da orada bir şeyler öğrenmiş. Eyvallah. Eyvallah. Paketli mi? Getir. Gel alalım ya. Biraz piştik de güneşten alacağız şimdi. Oo, abi malzemeden hiç çalmamış herifler ya. Şu kabloları kesmeyelim de. Pilot koltuğuyla ilk turuma çıkıyorum. Koltuklar bitti. Şimdi cam filmine geçtik. O da hemen zaten yetkin ustanın karşısında. Bakalım bu ne kadar sürecek. Usta kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. İnce işler diyorsun. Aynen öyle. Vallahi çok ince işler be bu. Evet abi. Abi püf noktası nedir? Çapakları iyice temizlemek mi? Tabii abi, çapakları temizlemezsek film çektikten sonra filmde toz gibi böyle nokta nokta pislikler kalabilir. Hava kabarcığı da kalır abi, film sonra atar. O yüzden böyle doktor gibi çalışmak lazım. Aynen öyle. Artı bir de... Çapak senin... var abi camlarda. Afiden var da hallediyorum ya. Bir de bu camların bak senin ısı cam. Isı camın olması senin için çok iyi. Sıcağı soğuğu önleyecek. Evet, şansıma böyle araba denk geldi oğlum. Buradan da arkadaşlara sesleneyim de öyle film çekmek 5 dakikalık iş falan diyenler çok oluyor. Evet, evet. Öyle gözüktüğü gibi değil yani, görsünler. Bu camı biz şimdi 4 kere daha temizleyeceğiz. Sonra filmini çekeceğiz. Peki abi bir şey soracağım. Sen sanayidesin. Böyle geriden gelen gençler oluyor mu sanayide? Yetişiyor mu yeni ustalar, çıraklar? Yok abi, yetişmiyor. O biraz göreceli yani. Eğitim sistemiyle ilgili çalışma yapılması lazım. Yani bizlerin yapacağı bir şey yok çünkü artık gençlerimiz kolay yoldan YouTuber olmak, bilmem Instagram'da fenomen olmak, onların peşindeler abi. O yüzden hani bir şey diyemiyorum. Yakında sanayi boşalacak diyorsun. Sanayi boşalacak abi. Bak benim çocuğum mesela hayatta dükkana bile gelmiyor. Niye gelmiyorsun oğlum diyorum. Baba diyor ben sıkılıyorum diyor. Halbuki ben ona şimdi yerleri süpür alıştıracağım ya, onun şeyinde kaçıyor. Niye? Rahatı var. Elinde tableti var, telefonu var. Abi sistem belli. Yani ben çok bilmişlik taslamıyorum da benim sistemimde iki sistem var. Yani şöyle söyleyeyim. Ya okuyarak adam oluyorsun ya okumayarak adam oluyorsun. Şimdi burada ailenin de sistemi. Çocuğun eğer okumuyorsa üniversite mezunu olmasına gerek yok. Yapacağı ne? Okumuyorsa ortaokulu, liseyi bitirecek ya da açıktan bitirecek. Erecek burada da meslek sahibi olacak. E şimdi buradaki bir ustanın maaşı 10 milyar. Bir üniversite okuyup da 10 milyar alamayan insanlar da var. Ya iki seçenek var. Ya okuyor, baktın çocuğun okumuyorsa ver mesleğe. İlla sanayi olmak zorunda değil. Bu meslek de iyi bir para kazandırıyor. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben Burger King'de 5 yıl restoran müdürlüğü yaptım. Lise mezunuyum. Alternatifim de baktım ben üniversite okuyamam dedim. Zamanında lise zamanında da Burger'da part time olarak çalışıyordum. Ya üniversite okuyup ne yapacağım dedim. Kötülemek anlamında değil. Ne yapacağım? Bir şey yapamam çünkü üniversite okuduğum zaman bana bir şeyi yok. Meslek edindirmeyecek çünkü üniversite okuyup ya doktor olman lazım ya öğretmen olman lazım. Ne bileyim mühendis olman lazım. İşte işletme bölümü. Bak bizim mesela çırağımız şu an açıktan ben okutturuyorum zorla. Burada da meslek edindiriyorum. Ya bu alternatifler aslında basit. Ama tabii bunları sadece halk olarak bizim elimizde olan bir şeyler değil sadece. Şöyle bir kavram var, bunu devletin de el atması lazım. Yani meslek bölümlerini çoğaltması lazım, zorunlu tutturması lazım. Ya yani o yüzden hani ona göre bir aksiyon alınması lazım. E bundan 5 yıl sonra, yani bizim mesela ülkemizde belki 10 yıl sonra, bizim şu an işçiliklerimiz çok düşük mesela. 10 yıl sonra bizim işçiliklerimiz çok pahalı olacak, parçalar çok ucuza gelecek işte. İnşallah.
İşte bunu önlemek için böyle şeyler yapmak lazım. İlkini yapıştırdık. Son cama gelmişsin usta. Evet, son bitiyor. Yo, arka camlar kaldı. Aa, doğru. Buna bir tane daha basamak koyamam. 3 haftası var. Merakından da her yere giriyor. Burası 2 metre bir yatak oluyor. 11,5 metre küpte. Kızım. Ultra karavansın testörü benim. Ne oldu? Kumaş mıymış? Kumaşmış. Ya. Karavanın %60'ı, 70'i Karaköy'den yapılıyor arkadaşlar. Ne yapıyorsun kız?